Misafirler geldi Azam Bey. Aha. Koçum benim. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hoş geldiniz. Demek bu aileye gelin gideceğim. Hoş geldiniz. Bilemezsin Dilan. Hadi buyurun. Şöyle geçelim. Şunlara bak. Sanki 40 yıllık akraba. Buyurun. Ne çabuk sevdiler birbirlerini. Hadi Dilan. Aşağı inme vakti geldi. Dur bakalım. Karaları bağlama hemen. Daha Azam Bey bir şey söylemedi. Hem kabul etse bile belki de iyi olur. Bilemezsin ki. Kısmet işi bu. İnsan kaderini de kısmetini de kendi yazıyormuş yenge. Kader deyip ağlanmakla bir şey geçmez elimize. Bu kadar olana rağmen hala elimiz kolumuz bağlı oturmak. Yazımız böyleymiş demek ağır geliyor bana. Bıraksalar beni, yazım başka türlü olurdu belki. Al, hepsi hazır. Dediklerimi aklından çıkarma Dilan. Teşekkür ederim. Azam Bey, ziyaretimizin sebebi hepimize malumdur. Senelerdir birbirimizi tanıyoruz. Lafı uzatmanın alemi yok. Dilan kızımızı daha bebekliğinden tanırım. Sana Fırat'ı da anlatacak değilim. Elinde büyüdün. Onu kendi evlatlarımdan ayırmadığımı bilirsin. Sağ olasın. İkisi de büyüdü. Evlenme çağına geldiler çok şükür. Yani lafın özü, Allah'ın emri, peygamberin kavliyle kızın Dilan'ı oğlum Fırat'a istemeye geldik. Sağ olasın. Ailemizi ziyaretin bana ve aileme şeref verdi. Lakin ben Dilan'ı evlendirmek düşüncesinde değil. Kızım Dilan'ı yeni gelin ettim. Onun ayrılık acısı hala içimizde. Bakın Alaaddin Bey. Ben kızıma lise okuttum. Yüksek tahsil yapmasını da istiyorum. Biz bugün varız, yarın yokuz. Dünya değişiyor. Artık bizim zamanımızdaki dünya değil. Lafın kısası, kızım Dilan ayaklarının üstünde bir başına durmasını öğreninceye kadar kızımı evlendirmeyeceğim. Herhalde Sayın Kaymakamım da bana hak verecektir. Haklısınız Azam Bey, gerçekten çok haklısınız. Bir de Dilan kızımıza soralım. Alaaddin Bey, ben hükmümü verdim. Sanmam ki kızım bana karşı çıksın. Altyazı M.K.